Herkese merhabalar, Moda TV'ye hoş geldiniz. Ahşap oymacılığı ile uğraşan zanaatkar Ali Rıza Ateş'in yanındayız. Ali Rıza Ateş kimdir? Sizi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ali Rıza Ateş kimdir? 1978 Fransa doğumlu bir gurbetçi ailenin çocuğudur. Yaklaşık 20-25 yıldır ahşap oymacılığıyla, yani hobi olarak uğraştığım işi 6 yıldır da ticaretini yapan birisidir. Şu anda gördüğümüz kadarıyla elinizde uğraştığınız eser nedir? Burada yani damla şeklinde hat yazısı var. La galiba illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Allah her şeye kadirdir yazıyor. Bunu işte tek bıçaklarla oyma tekniği, işte kakmacılık tekniğini kullanaraktan şekillendiriyoruz. Ne ağacı kullanıyorsunuz? Genelde burada yörenin ağacını kullanıyorum. Yani Ünye'nin ağacını kullanıyorum. Ilhamur ağacı, gürgen ağacı, işte kestane, ceviz, o tip ağaçlar kullanıyorum. Ama bu kullandığımız ağaç ilhamur ağacıdır. Yani yöreye has olsun, milli bir ağaç olsun, yerli olsun diye ilhamuru kullanıyorum. Ağaçları nereden, nasıl temin ediyorsunuz? Ağaçları burada işte köylerde, yani genelde gerçi çok fazla ağaç bulamıyoruz ama köylerden temin etmeye çalışıyorum. Bulamadığım takdirde işte Samsun, o da olmadı İstanbul'dan gidip ağacın şekline göre alıp getiriyorum. Bildiğimiz kadarıyla baba mesleğiniz beyaz eşya servisiniz vardı. Siz de o işi yaptınız mı? Yaptım. Yaklaşık hani 30 yıl civarında biz beyaz eşya servisini yaptık. Hemen hemen 20-23 yıl gibi ben o işi yaptım babamla beraber. Sağlık problemleri yaşadığım için servisi kapattım ve 25 yıldır hobi olarak yaptığım ahşap oymacılığını şu an geçim kaynağı olarak devam ettirmeye çalışıyorum. O işi bırakıp zanaatkarlığa, ahşap oymacılığına nasıl teşvik oldunuz? Şimdi ahşap öyle bir şeydir ki, yani beşikten mezara kadar ahşabın içerisindeyiz. Yani teşvik demeyelim, bu içimizdeki olan ahşap sevgisi veyahut da doğallığa olan bir ilgimiz diyebiliriz. Yani niye bu işi yapıyorum? Kimsenin yapmadığı için. Ya bu iş, bu zanaat aslında Anadolu Selçuklu'ya dayanan bir zanaattır. Anadolu Selçuklu'ya dayanmasına rağmen asıl bizim Türklerin yaptığı, başlattığı, devam ettirdiği bir zanaattır ama ne yazık ki günümüzde bu işi yapan kalmadı. Yani burada bir, yani benim içimde de vardı demek ki, işte ahşap oymacılığı bitmeye yüz tutan bir işi devam ettirmek, tekrardan canlandırmak vardı ki işte 6 yıldır bu işin ticaretini yapıyorum yani. Gördüğümüz kadarıyla tamamen makine kullanmıyorsunuz. Tamamen elinizde yapıyorsunuz. Evet, yani gördüğünüz birkaç bıçaklarımız var. O bıçaklarla ben bu işi yapıyorum. Makine kullanmıyorum çünkü yani günümüzde bu işi makinalarla yapmaya çalışıyorlar. Gerçi şu bizim yaptığımız tekniği ben Türkiye'de, yani benim kullandığım teknik Türkiye'de kimse kullanmıyor. Iskarpela ve çekiçle vurma, işte ıskarpelanın arkasına vurarak bu işi yapıyorlar. Ama benim yaptığım tarzda bu işi Türkiye'de yapan yok. Yani bıçaklarla tek işte ağaca şekil vererek yaptığımız işte yazıları sanki bir ışık vurmuş da arkaya gölge yansımış gibi o havayı yaratıyorum. Iskarpelayla veyahut da makinalarla bu işler yapıldığı zaman bildiğiniz printer mantığında yapılıyor. Ve işte 90 derece açıyla yapılıyor. Ben o işi çok açıkçası sevdiğim bir tarz değil. Ya ben kendime has, kendime özgü bir çalışma yapıyorum. Ahşap oymacılığı, zanaatkarlığı ile ilgili yetiştirdiğiniz kişiler var mı? Var. Şimdi şöyle, yaklaşık 2 yıldır bu işin eğitimini de veriyorum, öğretmenliğini yapıyorum. Milli eğitim aracılığıyla, halk eğitim ve ORMEK aracılığıyla yetiştirdiğim öğrenciler var. Geçen yıl 11 tane öğrencim vardı. Şu anda 2 grubum var. İki grup öğrencim var. Gündüz ve akşam grubumuz. Bunlarda da
8 kişi bir grupta var. Yine 11 kişi, 10 kişi pardon, bir grupta var. Sergilere katılıyor musunuz? Tabii. Yani Ünye'de de sergiler yaptık. Fuarlara da katılıyorum. Hatta İstanbul, Almanya, Çin fuarlara da katıldım, yetim. Çin, yurt dışından da bahsettiniz. Yurt dışına gönderdiğiniz eserleriniz var mıydı? Yurt dışına şöyle, geçen yıl yani fuarlar aracılığıyla yaptığım, yurt dışına gönderdiğim bir eserim yok şu anda ama fuar aracılığıyla Türkiye geneline gönderdiğim ürün çok fazla var. Yalnız geçen sene burada yani tesadüfen yandaki kiliseyi gezmeye gelen 4 tane papaz, işte Güney Amerika'dan gelen papaz, onlar bir kiliseye kürsü ve masa siparişi verdiler. Verdikleri kürsüyü ve masayı işte Temmuz ayında yaptık. Yani başladık daha doğrusu yapmasına. Yani boya aşamasına kadar geldi. Yakında teslim edeceğiz. Ali Rıza Bey'e bizimle yapmış olduğu röportaj için teşekkür ediyoruz. Ahşap oymacılığı, el sanatları hobi olarak, severek bu işi yapmak isteyen herkes kendisine ulaşabilir. Ünye Yalı Eski Kilise yanında her zaman hizmetinizde.